Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere maalesef bütün Türkiye'nin gündeminde olan ve gerçekten hepimizi çok üzen olayın detaylarından bahsedeceğiz. Aslında bu olay bizi çok derinden etkiledi çünkü sosyal medyada tanındığı kadarıyla diğer çevresinde de herkesin çok sevip saydığı ve ehli sünnete hizmet eden bir insan olarak biliniyor. Tabii ki bazı insanlar onu kötü danmış olabilir. Çok kötü yorumlar da geliyor. Lütfen bu yorumları en azından şu an bir ölümün arkasından yapmayalım. Sadece objektif olalım ve en azından bir rahmet eylesin dileklerinizi de iletebilirsiniz. Çünkü ölümün arkasından gerçekten konuşmanın çok farklı bir şeyi oluyor. Sosyal medyada Diyarbakır'da Ramazan ocağı olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul'da kendisine ait bir çay ocağında bildiğiniz gibi maalesef vefat etti. 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ramazan Pişkin, kentte Filozof Ramazan lakabıyla tanınıyordu. Eski bir videosunda İslamiyetle ilgili kitaplar okuyarak kendisini yetiştirdiğini söyleyen Pişkin, bir süre sonra çevresinde kendisine deli diyenler olduğunu ve hakaretlere uğradığını belirtmişti. 2015 yılından beri başta Diyarbakır Ulu Cami olmak üzere camilerde yaptığı konuşmalarla tanınmaya başlayan sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarıyla ünlü olmuştu. Pişkin'in vurulmadan önce İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı da öğrenilmişti. 2020 yılında haftada bir gün mezarlıklardaki ağaçları budayarak ve tespihçilere yardımcı olarak geçimini sağladığını söylemişlerdi. 2022 yılında içeriye alınmış Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi psikiyatri bölümüne yatırılmış. Diyarbakır 13. Asli Ceza Mahkemesi'nin 27 Mayıs 2020'de açıkladığı kararla da 6 ayda bir muayene olma şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu mahkeme kararı ise 8 Ocak 2020 2017 tarihinde Ulu Camii zirayet eden bir kadına yönelik bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum gibi sözlerle taciz, takip ve ifşa ettiği şikayetiyle başlatılan soruşturmada açılan davada bu karar verilmişti. Tabii ki orada niyetinin iyi veya kötü olduğu bilinmiyor ama söylediklerine bakarsak gerçekten bizler yanlış bir şey görmedik. Buradan tekrardan Allah rahmet eylesin dileklerimizi iletiyoruz ve detaylara geçecek olursak o şahıslarla ilgili de açıklamalar geliyor valilikten. Şu an içeri alınan, gözaltına alınan bazı isimler varmış bu olayla ilgili. Adı geçiyor.